Zuhal Hanım, ben tam tersini biliyorum. İsminer Hanım direkt Eda Hanım'ı ben sizi yarışmacı olarak görmüyorum, ben sizinle yarışmak istemiyorum demişti. Benim günüm de miydi? Evet dedi. Programın, masanın en gücük tipisiniz gibi bir şey söyledi. Yarışmak uyur istemiyorum mu dedi? Dediniz evet dedi. Daha hayır neler? Yarışmak istemiyorum demedim. Dedi neler Zuhal Hanım? Ben başka bir tane daha mı çekiyorsunuz dedi, paralel evrende bu yarışmadan ya? Yok çekimlerde var. Yok, ben de özür hatırlıyorum. Ben gıcık yarışmak. Estağfurullah öyle bir şey dedin mi? Demez. Yo demedim. Dedi. Şöyle bir şey Zuhal Hanım. İstemiyorum demedi. O sıra oylamaya geçecektik. Aynen şöyle yaptı. Ben Eda gibi biriyle yarışmak istemiyorum evet dedi. Aa, bir saniye dur. Kayıt dışı bir şeyden bahsediyorsunuz evet siz herhalde. Evet, ondan evet, ben hatırladım. Ben, hadi puanlamaya geçerken. Evet evet. Ne dedi? Ben Eda gibi biriyle yarışmak istemiyorum. Yok hiç öyle bir şey evet, ya, dedi. Evet, dur. Şahit olan var mı? Ben. Ekipten duyan var mı? Ekipten. Öyle bir şey demedim eminim. Atıyor ya. Bir atıyor, tutuyor böyle Eda Hanım her zamanki gibi. Ben niye atayım bunu? Atıyorsunuz. Şu an ben söylemedim yalnız. Ben söyledim. Ben onu duymadım. Ben söyledim. Yok yarışmak zaten duymadım. Baştan beri oynayan bir Gencer Bey var. Kendinizi dinlendirmek için bağırmanıza gerek evet, yok. Biz sizi zaten duyuyoruz. Lütfen. Biraz daha sesinizi kısın. Diyor ben normal konuşuyorum. Şu an bir sofradayız. Bu kadar bağırmanıza gerek yok. Ben de sizden çok rahatsız oluyorum. Aa ben sizden rahatsız olduğumu ve yarışmak istemiyorum demedim. Dediniz peki lütfen. Yok demedim. Bir saniye İsminer dedi mi öyle bir şey? Zuhal Hanım ben şahit oldum dedi. Hatta dedi ki ben sizi dedi ya bu yarışmayı uygun görmüyorum. Ben sizinle yarışmak istemiyorum yaptım ben öyle. Ben şöyle bir şey dedim. İsminer Hanım. Daha sonra hani benim oynadığımı söylüyor. Kameralar demek ki kapanınca o kendisi oynamaya başlıyor. Kameralar açıyor. Zuhal Hanım kamera arkasında İsminer Hanım o kadar laf yapıyor evet ki ben buradakilere hani söylenmeyecek laflar var söyleyemiyorum. Ama insanların evine kadar yargılıyor öyle söyleyeyim size. Nasıl evlere geliyoruz artık gibisinden. Yok öyle yapmadım Zuhal Hanım. Lütfen. Şimdi, bir şahidim de var yani. Şimdi sen kendi iddian bu senin. Ben sorarım ekibe öyle bir tabii şey var sorum mı yok mu? Ayrıca kayıt dışı konuşulan şeylerden de kimseyi mesul tutamayız. Kendi aranızda zaten konuşamıyorsunuz. Yok, yanınızda görevli evet arkadaşlarınız var ama hani masada da öyle bir şey dendiyse Gencer duymuş ama ekipten duyan var mı diyorum. Yok diyorlar. Zuhal Hanım şöyle bir şey söyledim yani ben. Yani evinle mevinle hani, ilgili hayır, ben. Hayır öyle bir şey demedim. Zannetmiyorum sadece, ya. Gerçekten ne dediğimde söyleyebilirim. Verirken, hayır röportaj verirken dedim ben. Şey dedim çok Mina Hanım atıyor tutuyor abartıyordu dedim. Zeytinliklerimiz var. Bunu ekran önünde röportaj verirken verdim. 2-3 tane zeytin ağacı görüyorum burada dedim. Mina Hanım'la ilgili demedi. Nerede dedin? Yani bunu benim fikrim. Yani de, sen ne biliyorsun ne kadar fazla orası sadece bir kısmı zaten. Ben sadece o kadar dedim ama yani. Ama ben Mine Hanım'la ilgili değil Gülşen Hanım'la istiyorsanız da söyleyebilirim. Yani arkadaşının evinde yaptığı hale benim arkadaşımın evi olsaydı kesinlikle villa olurdu. Evet onu da dedim. Bir arkadaşımın evini tutsam bir villa da seçerdim. Ne münasebet Zuhal Hanım aynen ben villa kiralamak zorunda mıyım? Hayır bak, canım başka bir yer yani. Nerelere gittiniz ne yapıyorsunuz kendinize gelin. Aa, hayır böyle bir şey olur yapsaydım bunu yapardım ha, dedim. Bak, bu benim fikrim. Işte, biliyorum ama sana demedim İsminer Hanım benim villada yaşayan arkadaşım yok belki. Biz de onu dedik belki villa da arkadaşı yaşayan arkadaşı yoktur bir durum dedik. Tabii ki de beni ilgilendirmez. Biz sadece ben aracımla Eda Hanım'ı getirdim Gülşen Hanım'ın evine. Orada fikrimi söyledim. Sonra da hep birlikte Eda Hanım'la da beraber dedik. Ama insanların belki maaşı da sizi ilgilendirmez. Orada maaş falan da soruyorsun. Allah Allah. Aa, yok artık arkada ne yaptınız? Cihangir Bey'e sordunuz ya. Cihangir. Ne kadar maaş alıyorsun Cihangir falan filan. Ne? Cihangir. Bizim Cihangir'e. İyi ücret alıyor çünkü yapımcılar diye duydum. Siz de iyi ücret alıyorsunuzdur umarım falan dedim. Konuştuk böyle. O da şey avukatlıktan de, bahsetti. İsminer kusura bakma ama çok senin üzerine vazife olmayan konulara girmişsin. Kendisi ne? Çok meraklı yani. Şimdi meraklıyım bir saniye evet meraklı olabilirsin ama şimdi bazı sınırlar vardır aşılmaması gereken. Evet. Burada biz yarışmacılar geliyorsunuz işte pişirde gömde yarışıyorsunuz falan filan. Bizler bile sormuyoruz kim nerede oturuyor, nasıl bir ev, şudur budur veyahut işte ben tutsaydım bile. O senin kendi fikrin. Aa, benim kendi fikrim. Ama kendine sakla. Bunlar hassas meseleler. Evet. İnsan ekip arkadaşımızın maaşından sana ama ne bu, yani? Ama bu hani şey avukatlık meslekten girildi. Hani bu yani ben Hacı Cihan yapımcı değil, editör yardımcısı. Yani hayır, neyse. İsminer Hanım bir sandalye sığamadınız mı benim evimde? Oturduğunuz bir sandalye ben, sığamadınız. Bakın, ben ilk defa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çarpıtıldı. Ben yani beğenmeyebilirsin. Sen daha farklı şeyler. Herkesin durumuna, imkanına göre hayır, yani. Evet, sen siz villada mı oturuyorsunuz peki? Hayır, böyle şeylerden sen çarpıtılır bir yani. Tamam neden böyle bir şey bir söylediniz şöyle peki? Ben ekibi de sizde çok iyi ağırladığımı düşünüyorum. Hayır, gerçekten sonra çok şöyle ayıp de dedik. Evet ben çok ayıp ettiğimi düşünmüyorum. Ben gayet güzel bir evde ağırladığımı düşünüyorum. İsminer Hanım'ın da oturduğu tek bir sandalye. Hayır arkadaşının öyle bir durumu yok. 3+1 bir evdi. Şöyle bir şey var. Kimsenin evi, barkı, eşyası, nerede oturduğu bizi ilgilendirmez. Evet. Biz burada yemek yarışmasına geliyoruz. Bir masa, 5 sandalye, 2,5 saatte yapılacak 5 çeşit yemek bizim için kâfi. Bizim aradığımız kriterler bunlar.
Allah herkese daha çoğunu versin. Tabii ki. Olmayanın da borcu olana da yardım etsin. Amin. Böyle şeylerle ilgili bence fikirlerini kendine sakla. Yanlış anlaşılabiliyor ama bak yanlış anlaşılmış. Ama yanlış anlaşılıyor. Şimdi bir kısmı yanlış anlaşılmış da kalkıp da yani şimdi bununla ilgili de konuşmak da tuhaf geliyor bana. Bence uzatmayalım. Lütfen gereksiz ben çarpıtıldığını düşünüyorum. Gereksiz bir konuydu. Kaldı ki ben Zuhal Hanım teşekkür ederim. Kuzenim evini açtı. Yeni evliydi. Sağ olsun. Ne güzeldi evi de. Çok teşekkür ederim evini açtığı için. Zaten ben onu toparladım sonra söyledikten sonra. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Hoş değil. Yani hiç hoşuma gitmedi. Benim de hoşuma gitmedi valla. Çarpıtıldı. Ama söylediklerim de var. Söyledim diyorsun işte. Söylediğini söyledim diyorsun. Pişman değilim diyorsun. Arkasından çarpıtıldı diyorsun. Ben anlamıyorum. Fikirlere karşı herkesin saygısı vardır. Ama yani bunu sen de şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben evim 2+1 benim. Onu da söyledim. Siz her şeye karışıyorsunuz. 2+1 evde otururken. Siz daha çok karışıyorsunuz. Benden çok karışıyorsunuz. De çok enteresan. Arkadaşlar bence biz burada varlık ya da yokluk konuşmaya geldik. Sizi ilgilendirmeyen konuları merak etmemiz gerekiyor. Sizi ilgilendirmeyen her şeyi konuşuyorsunuz. Bunu size normal hayatınızda da tavsiye ederim. Ben sizden küçüğüm ama size bir tavsiye vereyim. Valla bana tavsiye verecek en son kişi sizsiniz. Ben öyle olduğunu sanmıyorum çünkü sizden daha olgun olduğumu düşünüyorum. Hiç de olgun değilsiniz. Yemekteyiz yarışmasında böyle normalde yarışmaya geliyorlar ya Zuhal Hanım böyle çat 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 kendi hiçbir şey yapamamış, bir hamurunu kabartamamış, konuşuyor yapmış gibi. Öyle bir tip olduğunu söyledim. Ben onunla yarışmak istemiyorum demedim. Hayır, hayır. Hiç öyle bir açıklama yok Zuhal Hanım. Aynen öyle dedim. Yani kendi biliyor, yarın görecek, anlayacak, tamam, belki hak verir, vermez bilmiyorum. Şimdi şahit olmadığımız hep iddia olarak havada kalır. Bu bir yere varmaz. Yani istediğin kadar sen öyle dedim de o öyle demedim. Ekranlar duydu benim ne dediğimi. Ben sadece bu para, pul, varlık, yokluk. Ben de o konuyu öyle söylemedim. Ben normal hayatımda da hiç kimsenin beni ne giydiği, ne tip, ne model bir arabaya bindiği, nasıl bir yerde oturduğu beni hiçbir zaman için ilgilendirmedi. Herkesin kendinedir. Kimde para var, kimde yok kimse bilemez. Evet. Allah herkese sağlık versin. Allah herkese çok çok versin. Amin. Sağlıkla da yemeği nasip etsin. Amin. Zuhal Hanım bu parayla yani varlıkla meseleler. Bir şey... Zaten ya parası olan insan gösteriş yapmaz. Öyle para pul meselesi gibi konuşmadım ki ben onu. Yoktur demek ki arkadaşı dedik, toparladık aramızda. Siz öyle bir şey demediniz. Dedik. Peki nereden geldi? Ben anlamadım gerçekten. Yani benim eve konu nereden geldi? Uzatmayalım. Zuhal Hanım servis sanırım gecikti biraz. Ben zeytin, ekmek yemeye devam edebilir miyim? Evet, nerede kaldı? Mine'yi unuttuk ya. Eda Hanım'ın beni o şekilde sınıflandırması, masaya kötü bir şekilde yansıtması çok ayıp oldu. Ben zaten kendi başıma, tek başıma ayaklar üzerinde duran bir kadınım. Asla hiç kimseyi ötekileştirmem, küçümsemem. O tamamen benim hazırlık aşamasında yaptığım yorumu yanlış çarpıttı. Aslında doğru kelimeler ve kendisi kabul etmiyor. Bence çok yanlış bir şey söylediyse arkasında durması gerekiyor. Masada diğer arkadaşların duyduğu şeylere de hayır ben söylemedim diyor ama şahitlerim var. İsminin aranın gerçekten yalan söylüyor.